insanlar. Yani bunlar tembel, uyumuyor falan. Ama emin olun onun en büyük sebebi içimizdeki bu saat dedik ya. Evet. Bu saat aslında onlar da farklı çalışıyor. Yani sizin saatiniz gece saat 10-11 gibi melatonin salgılatıp hadi uyu artık derken onun içindeki saat gece 1'lerde salgılanıyor. Solucanların bile gençleri zor uyurlar. Ne diyorsunuz? Yani öyledir. Ne zaman ki böyle bu iyi bir şey mi peki? 30 yaşlarına doğru geldikçe yani geni böyle çalışıyor. İçerisinde biliyorsunuz Nobel ödülü aldığımız per geni vardır, clock geni vardır. Bu per 1 geni ve clock genleri onlar da daha geç saatlerde çalışmaya başlıyor. O yüzden de daha geç saatlerde uyuyorlar. Hocam uykunun peki bu biyolojik saat farklılıklarına göre tipleri var mı? Tabii ki. Biraz önce bahsettiniz. Şimdi şöyle. İsimlendirme yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Şimdi normalde bizim Edison'un bize yaptığı iyiliklerden bir tanesi bu saatte beraber oturuyoruz şurada sohbeti. Edison olmamış olsaydı herhalde mum ışığında bu tabii, sohbeti tabii. çekiyor. Ya da mum ışığında bir televizyon çekimini yapıyor olabilirdik. Yani bilemiyorum. Ama öbür taraftan bize verdiği zarar var şu. Beyine ışık verdiği sürece dedik ya o saat tam göz şeyinizin, göz sinirlerinizin çapraz yaptığı yerin üstünde bulunur bu saat. Dolayısıyla ışıktan çok etkilenir. Bu yüzden yaşlıların uyuyamamasının ve sabah olduğu zaman iyi kalkamamalarının tek sebebi bu sinirin çapraz yaptığı yerde olduğu için. Gözlerinde katarak meydana geldiği için ve görme kusurları meydana geldiği için iyi ışık almadıkları için gözleri yaşlandıkça insanlar daha az zorla uykuya dalarlar ve daha zor kalkarlar. Erken uyurlar falan. Tabii erken uyurlar. Evet. Yani erken tavuk haline gelirler. Gençlerse geç baykuşlardır. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla Edison bize demiş ki ya demiş bakın siz bundan sonra geç yatacaksınız. Elektrik veriyor. Beyin diyor ki o şey ya hava daha güneş aydınlık ben niye uyuyayım ki diyor. Şu an mesela şu stüdyoda kimse uyuyamaz. Her taraf ışık dolu. Güneş gibi. Bu bir. Sabah da ağır sanayi devrimiyle beraber ne oluyorsun? Belli bir saatte hepimiz kalkmak zorundayız. Uyanmak değil mi? Uyanmak zorundayız. Evet. Dolayısıyla bu saat döngülerinin içerisinde sokulmuş bir insan topluluğu halinde yaşıyoruz. Kesinlikle. Oysa ki bir Kenya'ya gittiğiniz zaman ya da daha önceki mesela Hristiyan apokritik kaynaklarına baktığınız zaman eski insanlar nasıl uyuyor diye değerlendirdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. İnsanlar eskiden hava karardığı zaman yatıyordu. Gece 12-1 gibi kalkıyordu. Daha sonrasında işte dua ediyorlardı kendi dillerinde, lisanlarında. İşte işlerini görüyorlardı. Başka işler yapıyorlardı ve sonra yatıyorlardı. Hı hı. Dolayısıyla aslında bizim genlerimizde yazılmış herkesin yatma kalkma saatleri var. Ama bize ne diyoruz? 12'de yat, sabah 7'de kalk, okula git, işe git tabii. diyoruz. Bu da ne yapıyor? İş döngümüzü bozuyor. Oysa ki herkesin içerisinde atasından getirdiği gen var. Farklı genler var. Hmm. Kısa bir örnek vereyim. Mesela şöyle düşünün. Bundan yaklaşık bir 50 bin yıl öncesi, 70 bin yıl öncesi bazı insanlar geç yatıyorlardı. Öbürleri onları bekliyorlardı. Ki yırtıcılar gelip onlara şey yapmasın diye arkasından da erken yatıyordu özür dilerim. Ondan sonra da onlar yatıyordu onları bekliyorlardı. Bunlar sizin genlerinize yazılmış vaziyette. Sizin geninize yazıldığı için de sizin bazen bazı insanların geç yatıyor olması, zor uyuyor olması atasından getiriyor. Her şey bizim genimize ve bu genlerle çok oynamamak lazım. Evet. Mesela televizyonlarda duyuyoruz yani ekmek yemeyin. Ya Türk ırkına ekmek yemeyin ya adam hayattaki yiyebileceği en önemli şey protein kaynağı ve sen adama diyorsun ki ekmek yeme. Ya bu adamın Anadolu kültürüne biz Anadolu'ya geldiğimizden beri Orta Asya'dayken beraber ekmek tüketiyor evet. ve sen bu adam ama Japon'a ekmek yeme dersen ekmek yedirirsen onu zehirlersin. Hmm. Bizi de habire balık yedirirsen bizi de zehirlersin. Yani genimize göre hareket etmek lazım. Gelelim şimdi burada. 4 çeşit aslında uyku tipi var. Uyku tiplerini açıklıyor Nejat Hocam evet. şimdi. Buyurun lütfen. Evet uzatarak geldik. Merakla bekliyoruz. Uzun yoldan geldik çok keyifli bir yolda evet. ama. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesi aslan. Evet. Aslan kronobiyolojisi yani aslan tipinde olan. Bunlar erken yatarlar. Aslanlar. Aslanlar erken yatarlar, erken kalkarlar ve bunlar dünyayı yöneten tiplerdir. CEO karakterleridir. Hmm. Yönetici baskın ruh. Karakterlerdir, iş odaklı karakterlerdir. Dolayısıyla da sabah erken yatıp sabah da erken kalktıkları için
altında çalışan herkesi de derler ki benim gibi erken kalkacaksın. Aksi takdirde onların gözünde herkes tembel gözükür. Şimdi burada esas olan zavallı kurtlara oluyor. Kurtlar kim? Kurtlar nasıl? Kurtlar geç yatıp evet, bir türlü uyuyamayıp geç kalkmak isteyen ama zavallılar bu aslanların yüzünden erken kalkmak zorunda olanlar. Şimdi normalde işte uyku döngüsüne geçeceğiz herhalde. Uyku evet, döngüsünü anlatacak birazdan. Uyku döngüsüne geçtiğimiz zaman bizim en az 6 saatlik bir uyku döngüsünü tamamlamamız lazım. Minimum ideal seviye. Minimum 6 saat. 8 saati de geçmemek lazım. 8 saat. 6 saatin altında düştüğünüz zaman ölüm riskiniz, bakın genel ölüm riskiniz 3 kat artıyor. 8 saatin üstüne çıktığınız zaman da ölüm riskiniz 2 kat artıyor. Bunu detaylandıralım hocam. Olur. Evet. Şu kurtları dedik, bir bitirelim. Bu kurtlar kimler? Bunlar genelde sanatçı karakterler. Ha, yani gece çalışan ama tek sıkıntıları var. Çok çabuk içlerine dönebiliyorlar. Her şeyi kişisel algılayabiliyorlar. Yani en ufak bir eleştirildi yapıldığı zaman bunu direkt içselleştirebiliyorlar. Hmm. Yani mükemmelliyetçi tipler, üretken tipler. Ama işte tek sıkıntıları bu. Kurtlarla aslanların her ikisinin de yiyecek olaraktan protein tüketmeleri gerekiyor. Oo. Yani protein tüketmeyip karbonhidrat tüketirlerse çok çabuk kilo alırlar. Bunun haricinde yunus balıklarımız var. Yunuslar. Yunuslar evet, şunlar. Normalde yunus balıkları cetaceans dediğimiz kara canlılardır. Daha sonra denizde gelişmişlerdir. Dolayısıyla da memeli hayvanlardır. Şimdi denizin içerisinde akciğer olan bu canlı uyuyacak olursa ölür gider. Akciğerleri boğulur. Evet, evet. O yüzden şöyle bir sistem geliştirmişler. Hem onlar hem balinalar hem de suyun içinde yüzerken fok balıkları beyinlerinin yarısıyla uyurlar. Diğer yarılarını uyanık tutarlar. Bir saat sonra da diğer yarısını uyutup diğer yarısını harekete geçirirler. Böylece hem beyni dinlendirmiş olurlar hem de bir taraftan da uyumuş olurlar. Çok üretken mi diyebilir miyiz o zaman yunuslara? Yani üretken mi diyebiliriz aslında. Yani bir taraftan da sıkıntılı bir durum. Yani beyninizin yarısı uyuyor, yarısı uyumuyor. Mesela yine kimler var? Mesela en çok çalışmış kuşlardan bir tanesi fırkateyn kuşudur. Fırkateyn kuşu 14 gün boyunca kuzey kutbundan güney kutbuna hiç yere inmeden devamlı uçar, hiç uyumaz. Beyninin yarısıyla yapar. Bunu kimde mesela insan davranışlarından kimde görüyoruz? Mesela tıp fakültesi öğrenciler, zavallılar, TUS'ta çalışırken böyle çalışırlar. Siz de mi öyleydiniz sevgili evet, hocam? Yani burası şakaydı, orayı unutalım da. Yunus balıkları kimdir? Yunus balıkları genelde insan yaşlandıkça yunus balığına doğru dönmeye başlar. Beyinleri en ufak tıkırtıdan uyanmaya başlarlar. Dolayısıyla huysuz hale gelmeye başlar. Karakterleri evet, falan da böyle grumpy dedikleri böyle huysuz bir hale dönüşmeye başlar. Bunların özellikle bunların sporlarını unutmadan söyleyeyim. Aslanlarla yunus balıkları sporlarını mutlaka sabah yapmaları gerekiyor. Sabah sporu. Kurtlar kesinlikle sabah yapmamaları gerekiyor. Yoksa kalp krizi geçirirler. Son olarak da ayı uykusu uyuyanlar. Ayı uykusu uyuyanlar toplumun %80'ini teşkil ediyor. Bunlar genelde işte 12'de yatarlar, 8'de kalkarlar ya da 7'de kalkarlar ama her seferinde o 5 dakika bir uzattırırlar. Snooze button'ına, düğmesine şöyle bir basan tiplerdir bunlar. Hepimiz. Toplumun ana katmanıdır evet, yani. Esas %80'lik kesimini bunlar oturuyor. İşte neşeli böyle toplumu genel yansıta. Bak bunlar şeker tüketebilirler. Tüketsinler mi hocam? Yani fazla da tüketmesinler yani tamam, şöyle orta kararda şeker tüketsinler. Bunlar da şey. Dolayısıyla şimdi bunun ne önemi var? Yani bunu anlattık da nereye bağlayacağız? Şuraya bağlayacağız. Birisi vardı. Bu hem aile hayatında başarısızdı, hem iş hayatında başarısızdı. Bana geldi, hocam ne yapabiliriz dedi. Patronunu aradım. Dedim ki bak, bu çalışanını saat 11'de gelsin. Millet 4'te çıkıyor, 5'te çıkıyorsa 7'de çıksın dedim. Dedi ki tamam dedi, senin için kabul ediyorum ama başarısız olsa atarım onu işten dedi. Aradan bir ay geçti, eşi telefonu açtı. Eşi kendi eşi. Ya dedi benim hanıma bir şey olur oldu dedi. Dünyanın en iyi kadını olmaya başladı dedi. Çünkü niye? Ya da patronu da çok memnun olmuş. Şundan saatine göre, vücudunun saatine göre. Yani şu an mesela dünyadaki bazı teknoloji devleri artık hem çalışma yerlerinde uyku kabinleri oluşturmaya başladılar. Evet. Mesela ya da NBA kulüpleri şu an, basketbol kulüpleri uyuma yerleri oluşturdular. Hem de kişiye yönelik personalized medicine gibi kişiye yönelik uyku saatleri oluşturdular. Kesinlikle çok önemli.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.